gibi. Ötekiler kötü müydü canım? Evet, sen olduğun için kamera. Tamam, hatta bir şey soracağım arkadaşlarımıza. Bundan sonraki life hack videolarında ablama yer değiştiririm mi? Asla. Soruyorum, bunu soruyorum. Asla. Soruyorum bunu. Tamam. TikTok hayatıyla deneyeceğiz arkadaşlar. İlk için çok sabırsızım, hepsi için çok sabırsızım. O zaman 7 tane buldum. Hepsi de o kadar gerçekten hepsi kaç? İşimize gelecek. 7. Tamam. O zaman birinciye başlıyorum. Uzun zamandır TikTok hayatıyla çekmiyoruz. Maskeyle olan hayatıyla artmış diye duydum. İzliyoruz. Evet, aldı. Yüzüne taktı maskeyi. Tamam. Normal bir maske taktım. Evet, aldı kullanma markasını. What? Ya sanki yüzünde değilmiş gibi bağladığını düşün. Onun yüzündeki versiyonu. Poyrazable yapabiliriz. Evet. Poyraz üzerinde deneyeceğim bunu. Tamam. Bunu poyraz üzerinde ve kendi üzerinde deneyeceğim. Hadi deniyoruz. Evet, şimdi poyrazla bizim çok işimize yarayacak bir hile. Şimdi alıyorum, önce bunu takıyorum poyraza. Gözüme takıyorum. Böyle değil. Şöyle takıyorum. Evet. Şimdi poyraz dön. Ne yapıyordu? Bunu buradan alıyordu. Aynen, geçir oradan. Nereden? Tut oradan. Evet, hadi. Aynen öyle. Ama bunu kişinin kendisinin yapması lazım. Ama anladın mı? Ama çok güzel oldu. Bakın. Hayır. Mesela kendi maskeyi takarmış gibi kendine yaptığını düşün. Poyraz'ın bunu öğrenmesi lazım mesela. Bak. Evet, bu kadar. Süper oldu. Bundan sonra maskenin ucunu ayarlamayı dışarıda yapmaya son. Kulağı takıyorsunuz ve maskeyi ayarlıyorsunuz. Harika. Sıradaki ikinci hayatiyelimiz var. Bakalım nasıl bir yeleğmiş. Evet, bu bizde olan bir kap. Şimdi arkasından tamam, streç filmi yapıyorsun. Alüminyum folyo mu yapıyorsun? Tamam. Evet ha. Ooo şaka. Evet. Ooo şaka. Gerçek bir hayat hilesi yani. Aa, gerçek hayat. Ben bunu yağlı kağıtta da deneyeceğim. Yağlı kağıt. Alüminyum folyo deneyeceğim. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi bakalım. Bu ne? Değil mi? Bir böyle şekli de güzel olmuyor. Ne yapıyoruz? Ters çeviriyoruz. Bunu böyle. Hadi bakalım. Aa, olmadı. Alüminyum folyo da olacak alüminyum bence bu. Alüminyum folyo da olacak. O yüzden alüminyum folyomuzdan. Bu şekilde. Şöyle olmuş. Artık bunu idare edelim. Tamam, edelim. Şimdi bakın, bunu alıyorum. Daha kolay şekilleniyor ya. Baksana, direkt kalıp oldu yani. Hı-hı. Yine de gereksiz evet. Arkadaşlar. Evet. Mutlu olmuştum bunu öğrenince ama. Şimdi oradan şöyle bir top yapıyoruz ve oynuyoruz. Hop hop. Ve sırada üçüncü ayetlerimiz var. Çok güzel, çok aslında bilindik ama benim daha önce hiç denemedim meselesi. İzliyoruz. Evet. Aa, içemem. Nasıl içebilirim? Evet. Ağzımda maske varken nasıl bir şey içebilirim? İki tane maske alıyorum. Birini yukarı, birini aşağıya takıyorum ve içebilirim. Çok saçma ve ağzımı da korumamış olurum. Bu sayede ağzımın önünde maske olmamış olacak diye düşünsene. Burada ve burada olacak. Ama insanlar sana itiraz edemez sonuçta. Maske nerede diyemez yani. Doğru, ama kendi ağzımı tehlikeye atmış olurum. Ama olsun. Eğlenceli. Deniyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi içemiyorum kesinlikle. Çünkü ağzıma maske var. Ne yapıyorum şimdi? Bu maskeyi çıkartıyorum. Katlıyorum şöyle geriye. Yarım bir şekilde. Ve bunu böyle buraya takıyorum. Çok rahatsız. Yatalışı. Diğerini de katlıyorum. Bunu da aşağı takıyorum. Nefes alamıyorsun. Sanki burnu tıkalıymış gibi konuşuyorsun. Gerçekten mi? Tamam mı? Bakın. Hiç anlaşılmıyor biliyor musun? Bozma tıkladı. Ve sırada bir diğer hediyesi. Bakalım bu kadın ne yapıyor? Evet, bakıyorum. Bunu kapatamamış. Ne yapıyor? Bunu geriye. Bunu, evet, çünkü çok saçma biliyor musun Ceylin? Evet, bu da böyle. Tamam. Fijirt diye kapanıyor. Nasıl olabilir bu ya? Evet. Nasıl yaptı ya? Ben denedim biliyor musun? O kadar güzel oluyor ki böyle içine oluyor, cuk oturuyor. Gerçekten mi? Evet. Deniyoruz. Şimdi bir tane glutensiz krem şanti paketimiz var. Bu paketi bakın açmışız. Bu paketi kesinlikle tekrar kapatmalı yapmıyorlar. Bakın açılmış, bunu böyle yapıştırmışlar, kolay yolunu bulmuşlar. Yapıştırmışlar. Sonra açılınca Allah ne verirse ne yapın, ne yaparsanız yapın demişler. İşte biz bunu önüne geçmek için herkese öğretiyoruz bunu. Ne yapıyoruz? Şimdi bunu güzelce içeri böyle sokuyoruz, sıfırlıyoruz. Hı hı. Tamam mı? Sonra buradan kıvırıyorum. Buradan kıvırıyorum. Ve bunu buradan şöyle sokuyorum. Dırırırım dırır. Ya çok hoş gözüküyor bir de değil mi? Müthiş. Ben bunu her şeyde kullanabiliyor musun? Evet. Makarna mesela makarna açıyorum. Hı-hı. Tamam mı? Bugün devasa makarna kutularımız oluyor ya. Açıyorum mesela kapanmıyor bir daha. Evet. Bu şekilde kapatabilirmişim. Evet. Harika, bayıldım. Bunu hep kullanacağım. Hep. Şimdi sıradakiyle geçiyoruz. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bu şey değil mi bu? İğne. Çok güzel ama gereksiz bir kahvaltılık atıştırmalık hazırlamak. Ama çok tatlı değil mi? Çok tatlı ama çok gereksiz. Ama hazırlamak için sabırsızlanıyorum. Kürdünü de batırıyor, çıkartıyor. Bunu böyle yediyor. Bunu hazırlayana kadar oho. Hayır, çok kolay. Fırt 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 fırt. Normal toz yapmaktan daha kolay. Deniyoruz. Evet. En heyecanlandığım yeri veren ben şu anda. Ben. Biri değil. Benim direkt bu. Evet. Hazırım. Hayır, önce keseceksin şırınganın ucunu. Heh. Tamam. Kestik. Şimdi? Koydum buraya. Çok iyileri iteleme. İyi böyle.
Başlıyorum. Ben bunu sabah yapacağım, yarın sabah. Neden? Çünkü çok eğlenceli ve güzel gözüküyor yani. Evet, kürdanımızı alıyoruz. Yerim! Gelin, gelin sizden akın. Wow, wow, wow. Yer misin? O şırıngadan kan çekmiştik. Ve sıradaki yerimiz. Bakalım, ben bu çocuğun 19. yerisiymiş yani kadın. Evet, şimdi bu açık bir şeyi kapatamıyor. Ne yapıyor? Pet şişe kesiyor. Pet şişeye bunu geçiriyor. Ve... Ne? Bak. Hem de açıp dökebiliyor yani. Peki neden böyle bir şey yapıyor? Nasıl? Hani eline döktün. Hayır hayır, kapağını neyle kapatacak mesela? Buzdolabı poşetine koyacak. İstemiyor. Çok saçma, ama deniyoruz. Allah Allah, yani nasıl itiraz edip duruyorsun? Deniyoruz. Dünkü kurabiyeden kalan bir bitter çikolatam var, damla çikolatam var ama ağzı açık. Ve kesinlikle kapanmıyor. Ne yapacağım? O yüzden bunu kullanacağım. Önce bunu şu şekilde şuradan kesiyorum. Kestim. Hı hı. Sonra şunu şuradan böyle sokuyorum ve buradan çıkartmaya çalışıyorum. Çıkmıyor. Karar müdahale ederim. Evet, şimdi bunun kapağı yok. Kapağını kaybetmişiz. Kapağı olsaydı güzel olacaktı. Hemen açabilecektim şu şekilde. Bakın şöyle bir de geri doğru kıvırıyorum bunu. Kapağını kapatabilecektim. Dök bakayım eline mesela. Dökülüyor mu? Olmuyor. Bir de ne yaparız? Buzdolabına koyup buradan böyle. Ve tadadadadam! Bugünkü müthiş hileleri sonunda güzel bir hileyle bitiriyoruz. Çok güzel hileler denedik. Şimdiki hile de çok güzel. Bakalım nasılmış. Evet, şimdi bantlıyor. Ve ne? Bu kadar kolay mı? Deneyeceğiz. O etiketleri, çıkarmanın iki kolay yolu var. Yani iki yolu var benim bildiğim. Bunu daha önce bilmiyorum. Bir, çıkartmak. Hı-hı. Çıkartınca orası açınca tırnaklarını tek tek kazımak. İki, sıcak suyun altında süngerlemek. Sıcak suyun altında koyunca böyle süngerle fıyt yapıyorsun. Ooo, ASMR. Öyle bir şey, ben denedim, hiç öyle bir şey olmuyor yani. Oluyor, ben hep öyle yapıyorum. Fıyt diye gitmiyor. Üçüncü yeri de yakmak. Çatlasın sonra cam. Hayır. Ne? Fırınlar da çatlamıyor o zaman. Hı. Çakmakla yakıyorsun, fışt diye gidiyor. Ama şimdi bant alalım, deneyeceğiz. O zaman son elimizi deniyoruz. Şimdi iki farklı etiket çıkarma yöntemi göstereceğim. Bir tanesi az önce TikTok'ta izlediğimiz hayat hilesini deneyelim. Bantımız var. Bantı hemen bulalım. Ne yapıyorsun Ceyin? Güneşleniyor ama. İnsanların mahremiyetine özel bir şey misin? Şimdi. İnsanların mı? Yapıştırıyorum. Fırt diye çeki koyacağız. Bakalım olacak. Bence olmayacak. Aha. Yok artık. Oldu mu Ceylin? Olmadı. Şimdi bir yöntemi deniyorum. Burada bir kibrit var. Şekilde bunu. Peki. Bunun bir yolu yok arkadaşlar. Ama güzel bir şekil oldu. Peki. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Daha fazla TikTok hayat hilesi çekmemizi istiyorsanız. Daha fazla TikTok dans hilesi, sağlık hilesi, yaşam hilesi, oturma hilesi, uyuma... Ne istiyorsanız yorumlarınızı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın ve kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hepinize öpüyorum. Hoşçakalın.